Son sorumuz şu. Türkiye'nin ketkem yazılımı var mı? Aslında ben bu Türkiye'nin ketkem yazılımı var mıdan ziyade şöyle sorayım. Türkiye ket ve kem yazılımına milli olarak nasıl bakıyor? Yani böyle bir konuda çalışmaları var mı yok mu? Bu Türkiye'nin gözünde bu ket ve kem yazılımları nasıl görünüyor? Siz teknolojik yazılımlar olarak konuya daha hakimsiniz. O yüzden size soruyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani Türkiye'nin ket yazılımı yazmış, kem yazılımı yazmış bir iki girişim var. Hatta bunlar devletten destek de aldılar. Devletin bu yönde destekleri de var bu tip yazılımların geliştirilmesiyle ilgili. Ve onlar da gerçekten bazı niş müşterilerde, bazı pazar bölgelerinde kendilerine müşteriler de buldular. Ama yani bunun tabii sektör standardı haline gelmesi, dünya ölçeğinde kabul görebilmesi çok uzun bir yolculuk. Ülkemizin bu konuda şöyle bir dezavantajı var. Aslında bu teknolojilerin yaygınlaşması üniversitelerden başlıyor. Yani ben mesela şimdi üniversitede makine mühendisliği okudum. Makine mühendisliği okurken plastik enjeksiyon kalıpçılığı hakkında herhangi bir şey gördün mü dersen hiçbir şey görmedim. Yani benim makine mühendisliğim bir plastik enjeksiyon kalıpçılığında beni uzman yapar mı? Çok zor. Yani orada bir ilgi oluşturmam çok geç. Mesela Türkiye'de bu konuda en iyi kişiler nereden çıkmıştır? Teknik öğretmenlik okullarından çıkmıştır. Gazi Teknik Eğitim, Marmara Teknik Eğitim Fakültesi. Aynı şekilde üniversiteye giriyorsun. Karşında ket ve kemi en dibine kadar anlatan, kalıpçılığı, plastik enjeksiyonu, saç kalıpçığını anlatan hocalar var. Bu hocaların ilgisi ve alakası, yaptıkları projeler sana ilham veriyor. O konuda derinleşiyorsun. Yani bu iş ekip işi. Böyle gençlere ihtiyaç var. Şimdi dönüyoruz üniversitelere. CAD yazılımı geliştirmek, CAM yazılımı geliştirmek, bununla ilgili algoritmalar, matematik bilgileri, bunlar bu konuda uzmanlık yapan kaç hoca var derseniz var ama sayıları çok az. Evet. Yani onlardan ilham alacak böyle öğrencilerin yetiştiği bir grup olsun. Bunlar bir araya gelsinler, böyle bir yazılım geliştirsinler. Yani bu büyük ihtimalle şu an pek popüler bir konu değil. Günümüzün popüler konuları belki yapay zeka ve işte buna benzer konular. Şimdi ben görüyorum bununla ilgili uğraşan, bununla ilgili yazılımlara meraklı bir sürü gençler var. Ben herhalde daha başka alanlarda Türkiye'de bu sebepten dolayı yazılım geliştirilebilir diye düşünüyorum. Ama Evet, ketken bence pek öyle olacak gibi değil. evet, ben de sizin gibi düşünüyorum. Ketkem bir kere sırf ülkenin de ketkem yazılımı olsun diye bu işe girilmez zaten. Ki yapanlar da o niyetle yapmıyor. Dediğiniz gibi bu işin temeline baktığı zaman ta Windows'la birlikte 95 yılında çıkmış olan ta o zamandan bu zamana gelen belli bir tecrübeye ulaşmış bir süreç bu. Bizim de o sürece ulaşmamız için bir kere hadi o sürece ulaştın, istediğin seviyeyi yakaladın. Bir de bunun dediğiniz gibi pazarlama boyutu var. Hani üniversiteden falan böyle programın kullanıcılarını artırman gerekiyor vesaire. Ben bu konuya çok da Türkiye'nin bu konuyla ilgili ilgileneceğini çok zannetmiyorum ama belki olabilir. Ama şu yazılım ve yapay zeka konusunda sanki bir şeyler oluyor gibi ülkemizde. Yazılım ve yapay zeka konusunda teknolojik yazılımlar olarak dediğimiz gibi yine siz daha hakimsiniz bu pazara. Türkiye'de yapay zeka robot tasarımı ne bileyim işte bazı şeyleri yapay zekaya yaptırtma gibi bu tür işlerle çalışması nasıl gidiyor veya ne seviyede ya da geleceği ne olur? Yani aslına bakarsanız bu gelecek hızla geliyor. Ben aslında DASO sistemin hamlelerinden bunu gözlemliyorum özellikle. Baktığınız zaman bugün bildiğimiz SolidWorks, klasik bir şekilde bilgisayara kurduğumuz, yüklediğimiz SolidWorks bile aslında eski teknoloji. Yani ben onu şöyle görüyorum. Bugün işte korona virüsüyle bu belayla uğraşıyoruz ama sonra birden fark ediyoruz ki birileri demiş ki 10 sene önce böyle bir pandemi gelecek, işte korona diye bir virüs var, bir gün bu yayılabilir. Yani 10 sene önce bugünleri görenler var. Aynı onun gibi. Yani bugün kullandığımız SolidWorks'ün şu an tablete doğmuş, bilgisayara doğmuş gelen gençlik için hiçbir şey ifade etmeyeceğini çok rahat söyleyebilirim. 4-5 sene sonra işletmeler yeni işe aldıkları mühendislerin SolidWorks'e ya nasıl bir program, bilgisayara mı yüklüyoruz, mouse mu? Mouse nasıl kullanılıyor diye karşılaştıklarını göreceksiniz. Çünkü tablete alışmış gençler mouse bile kullanmıyor yeni nesil.
Evet. İşte Dassault Sistem bununla ilgili 3D Experience Platform diye bir platform geliştirdi. SolidWorks'un bundan sonraki gelişimi de bu platform üzerinden olacak. Çünkü Dassault Sistem çok büyük bir şirket. İnanılmaz ciddi teknolojileri var. Ve bu teknolojileri işte böyle bir bilgisayara yüklenen yazılıma indirmek yerine dedi ki ben bütün bu teknolojileri buluta koyayım. İsteyen direkt bulut üzerinde başlayarak bu teknolojilere erişsin. İsteyen de masa üstünde kullandığı SolidWorks'ten bu teknolojilere bağlansın. İlginçtir. Bence bunu kullanıcılarında hemen deneyebiliriz. Yani geleceğin teknolojilerine dokunmak isteyenlere. Çünkü şu an COVID-19 sebebiyle enteresan bir yarışma başlatıldı. Üniversite öğrencilerinin kayıt olabildiği bir yarışmada bu platformu ücretsiz olarak sunuyorlar. Bu platformun üzerinde SolidWorks gibi çizim yapabildiğiniz bulutta çalışan bir SolidWorks var diyebiliriz. Ve bu bulutta çalışan SolidWorks içinde bir sürü yapay zeka fonksiyonları barındırıyor. Yani bir montajı yaparken civataları gidip klasik bir şekilde monte etmiyorsunuz. Otomatikman açmış olduğunuz deliklere bağlanması gerektiğini kendisi karar veriyor gibi düşün. Sürekli yapmış olduğun montaj hareketlerini hafızasında tutuyor. Aynı tarz işlemleri yaparken bir daha onları yapmıyor. Oradan senin hatırlıyor. Excel'de bir şeyi yazarken otomatik doldurması gibi düşün. Evet. Bu teknolojiyi şu an yaklaşık 2 ay süresiyle açacaklar. Herkesin orada tasarım yapmasını bekliyorlar. Dünya üzerinde yaklaşık şu an 10 bin kadar lisansı açtılar. Yani ilk başvuran 10 bin kişi bu lisansa erişebilecek. Platform üzerinde çok ciddi teknolojiler erişecek. Bunlar yapay zeka teknolojileri, çekiştirmeli modelleme dediğimiz teknik olarak SAPD modelleme denir. Endüstriyel tasarım tadında çok kompleks yüzeyleri farklı bir yöntemle oluşturmaya yönelik bir teknoloji var içinde. Bunları denemek belki de şu an SolidWorks'ü öğrenen birçok kişi için ilginç bir deneyim olabilir. Hatta üniversitenin ilk yıllarındalarsa ya da meslek lisesinin ilk yıllarındalarsa bence SolidWorks'ü kenara atıp direkt platforma bağlanıp platform üzerindeki bu teknolojileri öğrenmek onlar için bir fırsat olabilir. Çünkü ben onu şöyle yorumluyorum. Ben 1999'da mezun oldum. Yani 96'larda falan bu işlere uğraştım. 1995'te SolidWorks'ün çıkışı. Yani benim bu işlere bulaşma tam da o sıralar kimsenin çok görmediği yeni bir teknolojiyle denk geldi. Ve herkes iki boyutlu yazılımları ne kadar etkin kullandığını birbirine anlatırken o gün, bugün yüzlerce kullandığın komutu bulamamana rağmen kimsenin belki de o an beğenmeyip yetersiz bulduğu bir SolidWorks yazılımının işte bu gelecek bu dediğim ve bütün enerjimi ona verdiğim bir dönemdi bu. Şimdi aynı şekilde platform üzerindeki teknolojileri de bugün kullananlar belki ya bu SolidWorks'teki şu özelliği yok, bu özelliği yok diyebilir ama o ilk kullananlar hemen şunu fark edecekler. Evet, bu geleceğin teknolojisi. Çünkü tamamen bulutta çalışıyor. Evet. Bulutta hesap yaptığınız için bilgisayarda 3 saati bulan bir hesaplama, bir takım yolu çıkartma bulutta 10 dakikayı alıyor. Yani bambaşka teknoloji. Bir de ben mesela bu işe yeni bulaşmak isteyenlere kesinlikle bu fırsatı evet. değerlendirip COVID-19'dan dolayı evdeyken onun da linkini veririz. Hemen oraya girip kayıt olup o lisanstan programı kullanıp ve belki de yarışmaya da katılıp yarışmanın sonundaki o tasarım ödüllerini de almayı deneyebilirler. Bu tabii şu an öğrencilere açık ama ben seni takip eden birçok öğrenci de olduğunu düşünüyorum. Evet. O yüzden çok. En azından bu konuya ek olarak bir avantajı daha var. Maliyet. Yani maliyet demek artık Works'te bilgisayar kullanmana gerek yok. Doğru bence mu? Maliyetten daha önemlisi bu virüsten dolayı eve kapandığımız bu dönem bize bunu gösteriyor. Müşterilerimizin çok önemli bir kısmı o bilgisayarlarını kucaklayıp evlerine gitmek durumunda kaldılar. Tasarım ofisleri evden çalışıyor. Evet. Ve hepsi bunun için çok ciddi enerji sarf ettiler. Şirkete nasıl bağlanacağız? Server'daki dataları nasıl ulaşacağız? O kadar çok problem yaşıyorlar ki. Mesela bulutun şu an çok daha insanlara evet bu bulut teknolojilerin avantajı da buymuş. Anında eve gidip evdeki bilgisayarımdan bağlandığımda bütün sistem,
proje yönetimine kadar her şey orada. Artık insanlara belki daha manalı gelmeye başlayabilir. Kesinlikle. Peki, hoş sohbetinizden dolayı teşekkür ederim. Sorularımız bu kadardı. Son olarak sizin bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da ne bileyim bir öneriniz var mı? Yani şöyle bir önerim var. SolidWorks aslında gerçekten yani kendi kendine öğrenebilecek bugün bence sektörün en kolay yazılımlarından biri. Ve insanlarda çok sık şunu görüyorum. Bu programı mı öğreneyim, şu programı mı öğreneyim? Bence önce SolidWorks öğrenin. Çünkü ben de aynı şeyi söylüyorum. Arayüzü. Ben bütün öğrenciler bana soruyor. Hocam kendimi geliştirmek istiyorum. Ama işte NXT'de mi ilerleyeyim, Katya'da mı ilerleyeyim, SolidWorks'ta mı ilerleyeyim? Ne yapayım, ne önerirsiniz diyorlar bana. Ben hep şunu söylüyorum. Valla hangi programı bilsem bil ama mutlaka SolidWorks'ü orta derecede öğren diyorum. Çünkü hangi işletmeye gidersen git, karşına çıkma olasılığı %90'dır. Çünkü bugün Katya'da, NX'de, ne bileyim ProEngineer'da kullanan firmalarda, büyük firmalarda mutlaka bir tane de olsa SolidWorks programı vardır diyorum. Ve kesinlikle SolidWorks'ten öğrenmeye başla. Daha sonra... Hatta CAM için bile uzun yıllar SolidWorks'ün üzerinde SolidCAM kullandın diye hatırlıyorum. Yani onun üzerinden devam etmek senin için çok daha esprili diye hatırlıyorum. Birçok CAM yazılımını kullanmayı biliyor olmana rağmen. Aynen öyle. Yani bir yerde şu çıkıyor ortaya. Programın çok kaliteli olmasından ziyade zaman çok önemli oluyor. Çok hızlı bir şekilde takım yolu alıp tasarımını yapıp takım yolu alıp gidip cikun alıp tez yani çalıştırabiliyorsun. Ama bazı programlarda yani belli bir prosedür var, belli bir adım var. Onları geçmeden takım yolunu alamıyorsun. Yani bu da zaman kaybı. Yani o yüzden dolayı benim kesinlikle önerim şu. SolidWorks dünyada bir devrim yaratmış bir yazılım. Devrim yarattığı yer zaten çok basit. Dünyada var olan bir teknolojiyi mümkün olan en kolay şekilde insanlara ulaştırmak. Bu da nasıl olur? Öncelikle arayüzde olur. Yani bugün sizin SolidWorks programını öğrenirken kullandığınız arayüz, çalışma şekli zaten dünyanın kabul ettiği bir standarttır. Yani bugün Apple iPhone'u icat ettikten sonra sektör standardı değişti. Dünyadaki bütün telefonlar itiraz edemediler ve hepsi o şekilde ekranlı yapılara döndü. Öyle değil mi? Şimdi böyle bakarsanız ben size şunu garanti edebilirim ki dünyada hemen hemen bütün yazılımlar, Simatron'da dahil olmak üzere, hani diğer yazılımları telaffuz edemiyorum ama Simatron'da dahil olmak üzere önce kendi yoğurt işleriyle devam ettiler. Ama SolidWorks'in kullanıcılar tarafından inanılmaz şekilde kabul edilmesinden sonra hepsinin bir soluklanma dönemi oldu. 2-3 sene resmen böyle bir dükkanı kapattılar. Arayüzlerini komple yeniledikleri bir sisteme geçtiler. Hangi yazılım olursa olsun, bugün elinizi sürdüğünüz bütün yazılımlar, yani belli bir çoğunluğa ulaşabilen bütün yazılımlar, özellikle CAD bölümlerinde, arayüzlerinde SolidWorks'e benzeyen yapılar ve kullanım şekilleri, işte ürün ağaçları, parametre özellikleri getirdiler. Böyle bir şeyden bakarsak konuya, bu işin ilk icat edenin en kolay şekilde yapılmasına yönelik odaklananını SolidWorks, bunun üzerinde siz temel SolidWorks bilgilerinizi inşa ettiğiniz anda ondan sonra siz bütün yazılımlara geçebilirsiniz. Çünkü önemli olan programı kullanmak da değil, modellemeyi öğrenmek. Evet. Bir yüzey modelleme yaptığınız zaman neresinden başlayacaksınız? Hangi kesitleri kullanarak modelleyeceksiniz? Neresi katı modellemeyle yapılır? Neresi yüzey modellemeyle yapılır? Bununla ilgili SolidWorks'ün yardım dokümanlarını bile baştan sona takip etseniz bugün sektördeki ben SolidWorks'ü biliyorum diyen o kadar çok insandan daha iyi öğrenebilirsiniz ki gerçekten farkında değilsiniz. Sadece SolidWorks'ün yardım dokümanlarındaki örnekleri baştan sona tamamlasanız ben size iddia ediyorum sektördeki birçok CAD/CAM yazılımını çok iyi biliyorum diyenden daha iyi programı biliyor olacaksınız. Unutmayın, programlar gerçekten insanlar %5, %10 bile zaman kazansınlar diye yeni versiyonlarına bir sürü fonksiyonlar getiriyor. Ama firmaların çoğu bu yeni versiyonlara çok hızlı adapte olmuyor. Bazıları eski versiyonda kalıyor. Yani bugün bir kullanıcının
3 sene önceki bir SolidWorks'u kullanmasıyla bugünkü SolidWorks arasında o kadar çok var ki. Yani o kullanıcı aslında geri kalmış oluyor. Yazılımları o yüzden güncel kullanmak. Çalıştığınız firma bile. Yani mesela işletmeye girerken şunu bile sorabilirsiniz. Hangi versiyon SolidWorks kullanıyorsunuz? Ben oradan şunu bile yorumlayabilirim. Eğer eski versiyon SolidWorks kullanıyorsa teknolojiye yatırımı ben bir sorgularım yani. Yarın öbür gün kariyerimi o şirkette devam ettirirken bu benim kafamda bir soru işareti. 2012'ye dönüp bakarsak 8 sene önceki bir arabaya bile baksanız ya da 8 sene önceki bir telefona bile baksanız nasıl hantal geliyor size? Yani şöyle bir 8 sene önceki iPhone'a bile baksanız beğenmiyorsunuz bugün. Yani 2 sene önce çıkmış iPhone'u vereyim dediğimde kimse beğenmiyor mesela. Ama onun diyor işte fotoğraf çekmesi o kadar iyi değil. Evet. Ön kamerasından selfie yaparken sonuçlarından memnun kalmıyor. Neden? Çünkü herkes biliyor. O telefonların en ufak özelliğine kadar hakimsiniz. Evet. Ama SolidWorks'ün yeni gelen versiyonundaki fonksiyonlara hakim olmadığınız zaman bunu bilmediğiniz için bu sizi belki mutlu ediyor olabilir. Ama çok basit bir fonksiyon bile işinizi hızlandıracakken bundan o işletme uzak kalmış oluyor. Ben size garanti ederim. Dünyadaki bütün yazılımlar için hemen hemen söyleyebilirim ki yeni versiyonlarda bütün müşterilerden gelen geri bildirimlere göre o kadar çok önemli özellik geliyor ki aslında kullanıcıların bence en çok bilmeleri gereken şunu yapmaları. Her versiyonda ne özellik gelmiş sadece bunu okusalar sektörde fark yaratan tasarımcı olurlar. Yani 2020'de özellikle hangi özellikler yeni gelmiş? Çünkü yeni özellik dünyadaki kullanıcıların bastırdığı şöyle bir özellik istiyoruz, şöyle bir özellik istiyoruz. Bu özellik gelirse hızlanırız diye ortaya getirdikleri bir fonksiyon. Şimdi sen o fonksiyonun ne olduğunu öğrenip hemen hayata geçirmeye başlarsan otomatikman rakibine fark atacaksın. Örneğin mesela SolidWorks'te makine mi dizayn ediyorsun? SolidWorks'ün son 2 sene içerisinde, 3 sene içerisinde büyük montaj performansına ne kadar büyük katkı getirdiğini, ne kadar çok özellik getirdiğini biliyor olman lazım. Sadece 2020 yılında büyük montajların teknik resimlerini yarım saat yerine 2 dakikada açabilecek teknoloji getirmiş. Teknik resim. Herkes teknik resim yapmıyor mu? Yapıyor. Kompleks bir kalıp setini açtığın zaman da oturup teknik resmin açılmasını beklemiyor musun? Bekliyorsun. Evet. Büyük bir makine dizayn ettiğinde teknik resim açtığında beklemiyor musun? Bekliyorsun. Evet. Peki bunu kim biliyor? Sen bunu bilmediğin için çok rahat bir şekilde 2019'da gayet iyi 2020'ye göre diyebilirsin. Yani ama şöyle, senin projeyi teslim etme sürenle 2020 kullanan kişi, o da tabii bu fonksiyonun farkında ve ona göre opsiyondan ayarını yapıyorsa çok fark eder. Evet, zamanla yarışıyoruz. Evet. İşte o yüzden o farkları bilmek bence kullanıcıların odaklanması gereken şey. Yani extrude öğren, işte kesmeyi öğren, döndürerek öğren tamam ama bence şuna odaklan. 2020'de yeni gelen özellikler ne? 2019'da ne? Yeni gelen özellikleri eğer iyi bilirseniz bu size kesinlikle tasarımcı olarak çok büyük fark yaratacak. Onları hayata geçirmeniz lazım. 10 yıl önceki SolidWorks gibi kullanamazsınız. Bunu yapmaya hakkınız yok. Ne kendiniz için ne de işletmeniz için aslına bakarsınız. Peki. Sosyal mesajı aldıktan sonra teşekkür ederiz. Sorumuz bu peki kadar. Peki Mustafa'cığım bak şunu söylüyorum. Her zaman bunu söylemeye çalışıyorum. Bence bu farkı herkes yakalamalı. Günümüzde artık bir şey yapmak yetmiyor. Robot yarışmasında ben bunu fark ettim. Ben çünkü yıllardır yazılım yapıyorum. Sen de uğraştın ve şampiyon evet. oldun. Evet, bak First Robot yarışmasında çok iyi biliyorsun ki çok pardon öğrencilere... sözünü kestim ama şampiyon olduk ama şu anki bundan sonraki hedefimiz Amerika'ya gitmekti. Şimdi o kaldı. Amerika'ya gidemiyoruz. Asıl yarışma oradaydı. Evet. Ama sana şunu söyleyeceğim Mustafa. Dikkat et. Bu yarışmada, First Robot yarışmasında çocuklara bir görev veriliyor. Böyle forklift gibi bir robot yapıyorsun. İşte yerden topu alıyorsun. Yere fırlatıyorsun. Bir görev veriliyor. Ve bu yarışmaya ben de birebir dahil oldum. Robotun tasarım süreçlerine öğrencilerle birlikte ben de daldım. Belki de gerçekten hayatımda ilk defa bir tasarım sürecini baştan sona yaşamak istedim. Sen belki yaşadın ama benim için çok iyi bir deneyimdi. Evet. Ve şunu gördüm. Tasarım ya orada var. Yaklaşık 60'a yakın okul yarışmada geldiler ve robotlarını getirdiler.
Ve sonra şunu fark ettim bir yandan. Ya bu robotların hepsi aynı iş için yapılmış. Anlatabiliyor muyum? Yani robotların hepsi aynı görevi yapmak için. Ve sonradan şunu gördüm. Ya dedim, aynı görevi yapmak için şu an 55 çeşit robot var burada. Dünyadakileri saymıyorum. Sadece tek bir yarışma arenasını sayıyorum. 55 çeşit robot var. Ve senin robotun şampiyon olan takımın ittifakın içindeydi. Sen de onu çok daha iyi biliyorsun. Seni şampiyon yapan ayrıntılar vardı. İşte demek ki bütün robotlar izlediğin zaman maçları o fonksiyonu yerine getiriyor. Yani de diyorsun ki yerdeki topu al at. Evet, bir şekilde getiriyor. Geliyor, yerdeki topu alıyor, atıyor. Yani müşteriye şunu diyebilirsin. Evet, siz benden topu yerden almamı ve atmamı istediniz. Ben de aldım, attım. Evet. Ama yarışmada şampiyon olabilmek için onu en iyi yapan olman gerekiyor. Evet. Yani ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Bugün en iyi yapan artı mekanik dizaynın da çok önemli var orada. Farkındaysan biz o yarışma sırasında birçok takımlar robotların hep böyle cıvatasını sıkmakla, ne bileyim o çıktı, bu çıktı, bunu tak, bunu bir yapayım. Hep bunlar uğraştılar. Ama bizim robot hiçbir şekilde mekanik arıza ve yazılımsal arıza vermedi. Yani bu da evet, bak mesela buradan da şuna geleceğim. O yarışma bana şunu da gösterdi. Şu soruyu kaç kişi soruyor? Yani tabii ki soruyordur müşterilerimiz de. Ben yani bunları fark ettikçe daha da heyecanlanıyorum sunduğumuz teknolojilerle ilgili. Mesela yaklaşık 3 günde 16 tane maça çıktı finale gidene kadar bizim evet, beraber çalıştığımız ekip. 16 maçta robotlar birbiriyle çarpışıyor, birbirine evet, giriyor, takılıyor, ediyor. Yani yaptığın dizaynın sadece o an iş görmesi de yetmiyor. Onun o uzun döneme kondisyonunun iyi olması lazım, evet, sağlam olması lazım. Evet. Yani birçok açıdan bir tasarımcının düşünebiliyor olması gerekiyor. Örneğin mesela SolidWorks'ı bu yüzden çok seviyorum. Sadece bir çizim programı değil. Beraberinde entegre mukavemet analizi çözümleri var. Kırılır mı, kırılmaz mı testleri yapabiliyorsun. Yani bunlar çok önemli. O zaman sen şu soruyu sor kendine. Bir dizayn yaptın ama o dizaynın gerçekten dünyada o iş için olabilecek en iyi tasarım olduğunu nasıl biliyorsun? Nereden biliyorsun yani? O yüzden programlardan öte bu bakış açısı da çok kıymetli ve biz tek yaz olarak bu tarz bakış açısına sahip tasarımcılara bu konularla ilgili eğitimler, modüllerle ilgili uzmanlık seviyesinde bilgiler aktarıyoruz ve evet, bunları gerçekten kullanan, hakkını verenler, o ilk 3 kuruşluk farkla. Bak mesela sana şöyle bir örnek vereyim. 2 tane yarışmaya da katıldı bizim takım First Robot'ta. Şöyle söyleyeyim. İlk turnuvada robot 50 takım arasından 44. oldu. 50 takım arasından 44. oldu. Biliyorsun ilk önce sıralama maçları oluyor ya. Evet. 44. oldu. Videolarını izlemek lazım. Sonradan paylaşacağız. İkinci turnuvaya gelirken oturduk. Çocuklarla dedik ki ne oluyor? En son bir asılma sahnesi var ve o asılma sahnesinde evet, robotun gidip demir bir bara barfix şeker gibi tutunup evet, asılması gerekiyor. Zaten film ve orada o, bitti. Ve o asılmada bir saç parçayla tutunmamız gerektiğine fark ettik. Yani dedik ki burada bir saç parça olsaydı, çünkü boraya tutunuyoruz, sonra bazen kayıp düşüyoruz. Ve gittik bir akşamda küçük bir saç parça dizayn ettik. Küçücük böyle bir kare şeklinde. Ve gittik bunu robota hemen vidaladık. Ve ikinci turnuvaya tek bir saç parçası ekleyerek sıralama turlarını takım birinci sırada bitirdi. Yani sıralama turlarını birinci bitirdi benim de sponsor olduğum takım. Ve dedim ki, ya dedim ya, bir tane küçücük saç parçası, şu kadarcık bir saç parçası bütün her şeyin kaderini nasıl değiştirebiliyor? O yüzden tasarımcı arkadaşlar da öngörülü dizayn edip bu tasarımları yaparken bir ufacık detayın ne kadar fark ettirebildiğini zamanla bazen yaşıyorlar ama yeni arkadaşlara da ben bunu söylüyorum. O yüzden bir tasarım yaparken hani yaptık bitti değil, acaba bunun daha iyisi olabilir mi diye bakmak lazım. İşte SolidWorks'ün yeni versiyonlarını da ben bu yüzden çok önem veriyorum. Yani 10 sene önce öğrendiğim bir komut, acaba yeni versiyonda bu komuttan benim daha hızlı çalışmamı sağlayacak bir fonksiyon gelmiş midir? Onu ben biliyor muyum? Normal bir SolidWorks kullanıcısının belki bir saatte yapacağı bir dizaynı ben 15 dakikaya düşürebilir miyim? Çünkü bugün firmaları öne çıkartan proje sürelerini kısaltmak.
Evet. Hatta şimdi bakıyorum artık firmalar aynı anda paralel olarak 10 değişik projeyi yürütmek zorunda. Yani öyle iş gelmiyor, bir tane makine yap, binlerce sat. Evet. O 100 tane buraya, 10 tane buraya yapıyorsun. 5 tane bu makineden yapıyorsun. 4 tane o makineden yapıyorsun. Hepsi bir anda senin için bambaşka disiplinlerde ürün oluyor. O yüzden dolayı bu yeni gelen fonksiyonları çok iyi öğrenmen lazım. E şimdi sen böyle bir şeyle yarışırken, hele şimdi korona günlerinde ben bunu görüyorum. Çalışanlar evde. Şimdi evde olunca ne oluyor? E Mustafa yok ki. Ofisteyken Mustafa orada. Ya Mustafa şunu nasıl yapıyorduk diye sorabiliyordu. Ama şimdi evde tek başına. Teknolojik yazılımların, teknik destek ekibinin en yoğun olduğu haftalardan geçiyoruz. Çünkü eskiden bir şirkette bir kişi soruları soruyordu. Şimdi oradaki herkes sistemden hemen bağlanıp teknik destek hattından soru soruyor. Bu aslında iyi bir şey ve bir yerden de şunu görüyoruz. Yani bu kadar insan soru soruyorsa, bu bakım anlaşmasını yapmayan, SolidWorks'ü alıp ben programı biliyorum zaten, kimseye de ihtiyacım yok diyenler bu işi nasıl yürütüyor? Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Çünkü o kadar çok detay var ki eminim ki bilmedikleri için performansı düşük kullanıyorlar. Evet, kesinlikle. Yani o yüzden güncel versiyonu kullanmak, yani son mesajım belki de bu. Ve bunun da hakkını vermek çok kıymetli. Evet. Teşekkür ederim röportaj için. Zaman ayırdın, zahmet verdik. Takipçilerimizin, abonelerimin sorularını cevapladın. Teşekkür ederiz. Yayını sonlandırmadan önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Simatron videolarını bekliyorum. Tamam, Simatometreleri geliyor. yayını Solidcam'in 60 günlük sürümünün nereden indireceklerini yazıyoruz. tamam. Onlara bekleyelim. SolidWorks'ün online'dan ücretsiz kullanabildiği sistemin linkini veriyoruz. Tamam. Ve seni takip eden öğrenci arkadaşların da COVID'den dolayı evdeyken SolidWorks'ü indirip bilgisayarlarına kurabilecekleri linki veyahut da ben geleceğin teknolojisi SolidWorks'u denemek istiyorum. Onu öğrenmek istiyorum. Hatta onun üzerindeki bu dünya çapındaki yarışmaya da katılmak istiyorum diyenlere de onun linkini veriyoruz. Peki. Bence baya bir şey Evet, bayağı bir veriyoruz şey şu an. verdik. Teşekkür ederiz. Tekrar ben onların adına teşekkür ediyorum.